derim. İşte bakınız, eğitim sistemimiz kalitesiz. Rezalet, yerlerde sürünüyor. Yeni bir eğitim bakanı var, Yusuf Tekin diye. O zaten tarikatlarla, cemaatlerle de iç içe olduğunu açıkladı. Bu adamın da görevden alınması gerekiyor. Sırf bu yüzden insanlar belki de işte sandığa gittiğinde 3 ay sonra taban, seçmen tabanı bir bütün olacak. Ayrı ayrı partilerden olsa da iktidar dışında. Dinci eğitim anaokulu. Hadi bakalım Yusuf Tekin'i gösterseniz de İstanbul'dan belediye başkan adayı. Ha? Yusuf Tekin İstanbul'dan belediye başkan adayı gösterin. Daha iyi bir Milli Eğitim Bakanı bulabilirsiniz. Bakın ondan çok daha iyisini bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nı başına gelebilecek. Ama siz de eğer gerçekten cesaret varsa AKP iktidarı, size cesaret varsa Yusuf Tekin'i gösterirsiniz İstanbul'dan. Ve adamın en azından ne olduğu belli Yusuf Bey'in. Yani ben diyor tarikatçıyım diyor, cemaatçiyim diyor. Kazanacak olsa zaten burada tarikatlara, cemaatlere de her yer verilir. Daha da rahat edersiniz. Ama kazanma ihtimali yok. Ya İstanbul'da demek ki kazanma ihtimali bu adamın yoksa Milli Eğitim Bakanlığı'nı veya Milli Eğitim'i kalkındırma ihtimali hiç yok demektir. Yani basiretsiz veya yeteneksiz demektir. Dinci Eğitim Anaokulu'nda dedik, ikna odaları gitti, imamlar geldi. Bu haber nereden buldun diyecek olursanız Kocaeli'nden buldum. Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı bu haber. Ve burada şöyle, Kocaeli'nin bir ilçesi var, Karamürsel diye. Karamürsel ilçesinin Ulu Cami imamı, burada görmüş olduğunuz kişi. Orada da ekranda, sağ olun. O da işte devletin anaokulu herhalde burası. Özel anaokuluna giremez çünkü. Şimdi kimileri alır, kimileri almaz en azından. Şimdi burada bu anaokuluna gidiyor. Devletin anaokulunda çocuklara yardımlaşma adı altında bir ders veriyor. Ve işte yetkililer de soruyor, daha sonra işte bu haberi yapan arkadaşlar da soruyorlar. Doğru düz bir cevap alamıyorlar. Daha sonra işte oradaki ilçe milli eğitim müdürüne ulaşılıyor filan. Evet diyor ya, gitti 10 dakika çocuklarla kaldı, ne çıkar bundan diyor. Çok şey çıkar. Gereksiz bir şey. Yani kimdir ki bu imam? Belki çok iyi bir imam olabilir. Konusunda çok uzman, aydın bir imam olabilir. Yani öyle camilerde iktidar lehine her cuma namazında vaazlarda iktidarlarına vaaz verenlerden olmayabilir. Yani gerçekten Allah yolunda insanları ikna etmeye çalışan, Allah yolunda insanlara örnekler veren, siyaseti dine hiç karıştırmayan bir imam olabilir. İyi de bir aile reisi de olabilir. Evlidir veya değildir bilmiyorum. İyi de bir insan olabilir ama pedagojik eğitimi olmayan, hiçbir şekilde yani öğrencilere eğitim verebilecek potansiyelde olmayan, imam sıfatını taşıyan, meslek olarak imam olan birisini neden acaba siz anaokuluna gönderiyorsunuz? Yardımlaşmaysa bir felsefeciyi gönderebilirsiniz. Bir oraya ne bileyim konunun uzmanı bir öğretmen de gönderebilirsiniz. Bir üniversiteden bir akademisyen oraya gönderebilirsiniz imam dışında. Ama imam gönderemezsiniz. Saçma sapan bir şey olur. Ama zaten imam göndermek falan değil. Şimdiden devşirmek. Şimdiden çocuk devşirmek. Yani şimdiden bir nevi ikna odası yaratmak. Aslında bu. Peki bu nasıl gidebiliyor oraya? Elini kolunu sallaya sallaya gidebiliyor mu? Hayır. Milli Eğitim Bakanı, ÇEDES. ÇEDES diye bir şey var. Bir protokol var. Bu ÇEDES'teki protokol şu. Bir tarafta Milli Eğitim Bakanlığı, diğer tarafta Diyanet İşleri Başkanlığı. Ve işte bunlar bir protokol imzalıyorlar. Bundan sonra işte bazı imamlar okullarda, anaokullarında, ilkokullarında derslere girsin. Çocuklara iyi ahlak, işte ne bileyim çevre, ne bileyim işte böyle yardımlaşma gibi konularda gibi insani konularda çocukları yetiştirsin. Çok güzel bir şey. Ama bunu yapacak olan imam değil. Bunu yapacak olan bir sivil toplum gönüllüsü olabilir. Mesela şey olabilir, söyleyiverin bana. Sanatçı neydi? Sanatçı depremde de çok şey yaptı ya, sivil toplum kurulu. Ahbap. Haluk Levent olabilir. Haluk Levent yardımlaşma konusunda gerçekten deneyime sahip bir insan. Büyük bir deneyime sahip bir insan. Veya ne bileyim İçişleri Bakanlığı'nın tabii ki maddi soruşturmasından da geçtiler. Türkiye'nin sevdiği, beğendiği bir isim, yardımlaşma konusunda da çok iyi. Böyle sivil toplum kuruluşları var. Mesela Kızılay'dan birisini gönderebilirsiniz. Orada din propagandası yapmayacaksa ya çocuklara. Yardımlaşma adı altında, tamam mı? Ve bunları gönderebilirsiniz. Ama bir imamı gönderemezsiniz. Ama zaten orada imamın gönderilmesi, imam ne kadar bilecek ki yardımı? Ne diyecek yani? Üçüncü cümleden sonra işte Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle dedi. İşte Peygamberimiz hadisinde böyle dedi. Bunları anlatacak.
Ya iyi de tamam da arkadaş, sen onun zaten din dersi var. Din dersini de okullarda gösterirsin. Sen yardımlaşma nedir onu anlat. Onu anlatsın. İnsani ilişkiler, yardımlar nasıl ulaşılır, yardımlaşmanın anlamı nedir, kimlere yardım edilir, nasıl yardım edilir, bunun sıralaması, sistematiği nedir yardımlaşmanın? Sen onları anlat, onlarla gel. Ve bu uygulama kapsamında işte Karamürsel'deki bu okula bu İmam Bey gidiyor. Bak bak, mesleğinde çok çok iyi olabilir, onu tartışmıyorum ben. Ama burası için uygun değil. Ha, peki maksat ne burada? Gelelim buraya. Sistematik beyin yıkama bu arkadaşlar. Sistematik bir şekilde beyin yıkama, yoksa orada yardımlaşma duygusunu filan anlatma değil. Yani yerli malı haftasında da o zaman imamı sokun tekrar. Bu imamlardan biri yerli malı haftasını alın. Ne bilecek adam ya? Ne biliyor? Din dışında ne biliyor? Kültürü ne kadar? Ne kadar kitap okuyor bu adam? Ne kadar bir genel kültüre sahip? Bunların sorgulanması gerekiyor. Ya bir de din kültürü öğretmenimiz var gerçekten ya. Din kültürü öğretmenimiz var. İmama ne gerek var ya? Öğretmen bambaşka bir şey. Öğretmen öğrencilere ders vermesi için yetiştiriliyor. Hem mesleki bilgisini alıyor, hem de öğrencilere nasıl ders verilir? Anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda, lisede nasıl ders verilir? Onun da eğitimini alıyor. Pedagojik eğitim dediğimiz bu zaten yani. Burada dediğimiz gibi sistematik bir beyin yıkamadan bahsediyoruz. İşte iktidarın eğitim politikası. Ha, geçmişte tabii ikna odaları vardı. Bu Nur Serterler İstanbul Üniversitesi'nde orada başörtülü kızları odalara çekip işte başörtünü çıkar. Açarsan daha özgür olacaksın. Sana bunu aile... Hayır, kız belki kendisi takmak istiyor. Sana ne? Sana ne yani? Ve öyle bir ortamda işte Türkiye bu noktalara kadar geldi. Çok tartışıldı, edildi. Nur Serter dediğinizde zaten bugün ikna odalarıyla anılıyor. Belki yaptığından pişmandır, belki değildir, bilmiyorum. Ama zorlayıcı, sistematik bir beyin yıkamadan bahsediyoruz. Al o günün zihniyeti ve gel bugünün zihniyeti. O günün zihniyeti bunu arka kapılar ardında yapıyordu. Korkuyorlardı. Bugünün zihniyeti artık 22 yıl sonra iktidarda oldukları için ve tarikat, cemaat gibi lafları, cümleleri, kelimeleri rahatça telaffuz ettikleri ve edebildiğimiz için artık gözümüzün önünde yapıyorlar. Yani resmi olarak yapıyorlar. Bu da sistematik bir beyin yıkama aslında. İşte bu ikna odaları gitti, oradaki profesörler gitti, yerine imamlar geldi. Şimdi imamlar bu çocukları... devşirmeye çalışıyorlar. Bu çocukları tek tip birey haline getirmeye çalışıyorlar. Tek tip birey haline. Ve işte bu Allah bilir, baksanız bu imam kesin bir tarikatın veya cemaatin üyesidir. Kendisini de savunsun bir imam. Kusura bakmasın, ismini bilmiyorum. Ulu Cami imamıymış. Sayın imam, kendinizi savunabilirsiniz. Önce ben de şu soruları soruyorum size savunurken, ama şu soruların cevaplarını da verin. Bir, siz oraya hangi sıfatla gittiniz? Genel kültürünüz ne? Çocuklara Kur'an'dan, hadislerden başka örnek olarak yardımlaşma adına neler şey yaptınız? Dört, hutbelerinizde, vaazlarınızda siz siyaseti kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? Beş, hangi tarikat veya cemaat üyesisiniz? Bu çok önemli benim için. Mutlaka bir cemaatin veya tarikatın gücü vardır diye arkasında. Ama bunlara cevap verin. Lütfen, rica ediyorum. Verirseniz bunlara cevap verin. Burada sistematik olarak tabii çocuklara bunu aşılatmaya çalışıyorlar. Bu geri teper. Bugünün dünyasında, bugünün Türkiye'sinde bu geri teper. Aileler de tepki göstermiş. Çocuklarını anaokulundan almışlar. Kimileri alıyormuş ve mücadelemize devam edeceğiz diyor. Yetkililer de ya demiş ki 10 dakikalık bir şey ne olacak? İşte 10 dakikalık bir şey 10 dakikayla başlar. Ondan sonra sen tepki göstermezsen 13 dakika olur, 16 dakika olur, 20 dakika olur, bir gün olur. Ondan sonra bir bakarsın eğitim sistemini bu cahillere, kör cahillere emanet etmiş oluruz. Ondan sonra da oradan çıkacak çocuklar da maalesef eğitimi niteliksiz olarak, yani niceliğe biz bakıyoruz da sayıya hep bakıyoruz, nitelikli eğitimi almamış öğrenciler olarak karşımıza gelirler. Sene olmuş 2023, neyle uğraşıyoruz? Çok doğru söylüyoruz. Çocuklarımızı koruyalım demiş. Aileler de çocuklarımızın korunmasını istiyoruz demiş zaten. Bakın aynı cümleyi onlar da kurmuşlar. Ve Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü de soruları yanıtsız bırakmış. Neyin cevabını verecek ki zaten? Verebilecek cevap mı var?